Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yaptırdığım dudak dolgusundan bahsedeceğim. Şöyle bir göstereyim. Bu aralar kendimle çok uğraşıyorum biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar daha önce de ben aslında bir dudak dolgusu yaptırmıştım. Fakat o iğneli olan dudak dolgusuydu. Şu anki hani bu pen uygulaması var ya, hyaluronin pen deniliyor sanırım. Tam söyleyemiyorum onu ama hani bu pat pat diye böyle iğne ucu olmayan, bir böyle sanki sapan atıyorlar dudağına gibi olan bir uygulama, onunla yaptım. Şimdi ikisinin arasındaki farkı sizinle paylaşmak istiyorum çünkü ben yaptırırken bunu çok araştırdım. İğneli yaptırmıştım, evet çok güzel verim aldım, fakat diğer uygulamayı neden yapıyorlar, aralarındaki fark nedir, bunu bir araştırayım dedim. Fakat ben araştırmalarımda bunu bulamadım arkadaşlar. Yani benim gibi araştıran arkadaşlar için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar iğneli dolguda neler yaşadım? Evet, iğneli dolguda hemen verimi alabildim. Mükemmel bir dudaklara sahip oldum. Fakat ertesi sabah uyandığımda bir balonla karşılaştım. Yaklaşık bir 5 gün boyunca inanılmaz bir ödem oluştu. Hatta iki ve üçüncü günde dudaklarımdaki dolguyu geri alabilir miyim? Hani erittirebilir miyim? Çünkü erittirme gibi bir şey oluyormuş. Acaba erittirebilir miyim diye araştırmalara girdim. Şimdi böyle bir araştırmaya girdim çünkü berbat bir haldeydim. Yani artık maskeyle falan işe gidiyordum. İnsanlar beni öyle görsün istemiyordum. Dudaksızdım çünkü bildiğiniz üst dudağım yoktu benim. Eski videolarımdan bakarsanız dudak yok bende, yani üst dudak yok. O yüzden ben de bir üst dudağım olsun istedim. Ben de dolgu yaptırdım. Çok güzel oldu. Hani ilk gün bir dudak gördüğümde kendimde çok mutlu oldum. Fakat dediğim gibi ertesi gün uyandığımda bir faciayla karşılaştım. Bir 5 gün sürdü bu. Sonra normale döndü. Evet, çok memnun kaldım. Yaklaşık 9 ay kadar kullandım. 9 ay kadar dolgum yavaş yavaş eridi. Hatta tam olarak erimedi. Öyle söyleyeyim size. Ama tabii şimdi insan bir yerini böyle kurcaladığı zaman yine bir batıyor yani. Orada bir hafif böyle azalma olduğu zaman bir kurcalayayım diyorsunuz yine orayı. Yine dudak dolgusu yaptırmak istedim. Fakat iğneli dolguda öyle bir acı var ki, yani bunu yaptıranlar bilir, uyuşturmalarına rağmen mükemmel bir acıyla tanışıyorsunuz arkadaşlar. Çığlıklar attım. Öyle diyeyim. Benim ağrı eşiğim bir de çok düşüktür. Çığlıklar attım arkadaşlar. İğneli dolguda yaşadığım tek sıkıntı ödemle beraber yapılırkenki acıydı. Şimdi bu pen uygulamasını inceledim ve videolarda izledim. Acı olmadığını, iğneliye göre çok 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 küçük bir acı olduğunu söylüyorlardı. Merak ettim. Sonuçta birçok insanın videosunu izlediğimde gerçekten de aynı şeyi söylüyorlardı. Madem aynı sonucu alacaksam neden iğnelideki acıyı çekeyim ve o ödemi yaşayayım? Çünkü neticede iğneyi şuradan sokuyorlar arkadaşlar. İçeride gezdire gezdire ilacı veriyor. İşte üstten sokuyor, çıkarırken ilacı veriyor. O iğne içeride gezdiği için dudak tahriş oluyor ve inanılmaz bir ödem oluşuyor. Bu sefer o ödemleri de yaşamayayım, o acıyı da yaşamayayım diye pen uygulamasını yaptırdım. Pen uygulamasını yaptırdığımda tabii evet, iğnelideki gibi büyük kocaman bir görüntü olmadı. Çünkü iğnelide o an bir ödem oluşuyormuş meğer. Ben o an oluşan görüntü aslında gerçek dudaklarım zannediyordum. Fakat o ödenmiş. Sonrasında indiği zaman fark ettim. Pen uygulamasında arkadaşlar direkt olması gereken görüntü oturuyor dudaklarınıza. Yani ödemin indiği zamanki görüntü neyse o oturuyor dudaklarınıza. Ve şey, acı gerçekten yok. Sadece böyle dudağınızı tutup bastırdığında çat diye bir ses çıkıyor. O sizi bir ürkütüyor. Ona da alışıyorsunuz zaten işlemin sonuna kadar. Yani herhangi bir acı, ağrı, hiçbir şey yok. Sonrasında ödem sıfır. Hatta ödem olursa diye bir krem verdi. Hiç kullanmadım. Yani o gün sürdü bana. Bir daha kullanmadım bile. Ertesi gün işe giderken maske takmadım. Sıfır ödem, sıfır acı. Eğer dolgu yaptırmak isteyen ama korkan, tedirgin olan arkadaşlarımız varsa kesinlikle videomu izlediyseniz arkadaşlar, iğnelidense pen uygulamasını tercih etmenizi isterim.
Çünkü acı yok. Hatta ben yaptırdıktan bir hafta sonra benim 18 yaşında kızım gitti yaptırdı. O da annesi gibi süslü maalesef. O da hiç korkmadı. Çünkü ben ona o güveni verdim ve hiç acımadığını söyledi. Bakın arkadaşlar, gayet güzel dudaklarım. Normalde benim üst dudağım yok. Gerçekten bir kadında da dudak çok önemli bence. Bir kadın kendine bakmalı. Ben de bakmayı seviyorum. Gördüğünüz gibi ipek kirpiklerim de var. Ha bir de benim mesela şimdi üst dişlerim yamuk arkadaşlar. Üst üste biniyor. Güldüğümde direkt benim üst dudak kayboluyor. Ve şöyle yani. Şöyle bir görüntü oluyordu. Dişlerim çıkıyordu. Dişlerimi zaten sevmiyorum. Ne oldu? Bu sefer hani gülünce onlar da kapanmış oldu. Dudağım biraz daha etlendi. Ruj sürünce kendine geldi. Kendimi biraz daha iyi hissetmeye başladım arkadaşlar. Dudak dolgusu ile ilgili bu videoyu çekmek istiyordum ama iğneli dolgudan sonra değil de bir de pen uygulamasını deneyip aradaki farkı sizinle paylaşmak istedim. Tekrar bir bahsedeyim hemen kısa bir şekilde. Çok konuyu dağıttım çünkü farkındayım. İğneli de arkadaşlar acı çok fazla oluyor. Pen uygulamasında olmuyor. Hiç olmuyor hatta. Sıfır acı diyebilirim. İğneli de sonrasındaki ödem müthiş bir ödem oluyor. Pen uygulamasında sıfır ödem. Olan olursa, hani teni çok hassas olanlar olursa, ertesi gün öğlene kadar hafif bir şey olabiliyormuş ama sonra o da geçiyormuş. Ben de hiç olmadı. Nasılsa ilk günkü hala aynı duruyor arkadaşlar. Videom umarım size yol gösterir. Umarım yardımcı olmuşumdur size. Uyguladığım herhangi bir işlem olursa, biliyorsunuz çok seviyorum. Tekrar sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda evin her yerine akşam güneşi vuruyor. Akşam güneşi vura vura çektim. Kusura bakmayın. Şöyle dudaklarımı biraz daha yakından göstereyim. Telefonun gölgesi vuruyor suratıma şu anda. Güzel arkadaşlar. Ben memnunum yani. Hoşça kalın.